Merhaba arkadaşlar, ben Naci Temizer. Bugün size Paint'e hafif bir giriş, Paint'i kullanma ve Paint genel özel araçlarıyla bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Öncelikle Paint'e başlat menüsünde Paint yazarak girebiliriz. Önümüze burada sade bir Paint araç çubuğu var. Fırçalar, araçlar, şekiller, renkler, boyutlar. İkinci sekmesinde Paint'in yakınlaştır, uzaklaştır. İstediğiniz şekilde uygun şeyi seçebiliriz. Ya da elimizden yapabiliriz bu olayı. Burada cetveller sekmesi var. Gördüğünüz gibi sayılar tam net bir şey yapacaksak. Klaus çizgileri eklenebilir. Durum çubuğu. Bunlardan çok ilgilenmeyecek. Daha çok giriş sekmesinde olanlarla. Burada yine yeni bir sayfa istiyorsak buradan açabiliriz. Olan bir resim istiyorsak, resim üzerine bir şeyler, değişiklikler ya da bir eklemeler falan yapacaksak aç menüsünden istediğimiz resmi seçerek daha şey yapabiliriz. Devam edebiliriz. Kaydet sekmesi, farklı kaydet. Burada Paint'in çok güzel bir özelliği. Yani bu Windows 7 ve Windows 8'lerde olan bir özellik. Daha önceki XP'deki Paint'te böyle özellikler yoktu. İstediğimiz şekilde kaydedebiliyoruz. Mesela resmimiz PNG ise bile bunu JPEG formatında yine kaydedebiliriz. İstediğimiz GIF resmi ya da diğer biçimler şeyinde. Çok güzel bir özellik. Yazdır yine ayrı güzel bir şey. E-postadan gönder, masaüstüne arka plan olarak ayarla. Özellikler, Paint hakkında ve çıkış gibi seçenekler bulunuyor. Burada başlangıçta kalem istediğimiz gibi bir çizgi şey var. Fırçalar var. Daha kalın bir şekilde. Eğer düz bir çizgi istiyorsak daha elimiz çok düz değildir. Bu şekillerden mesela da çok daha kolay bir şekilde uğraşmadan düz bir çizgi çizip bunu ayarlayabiliriz istediğimiz şekilde. Eğik bir kalem de şey yapabiliriz. Mesela böyle yapıp istediğimiz şekilde ayar verebiliriz. 3 boyutlu. Geri alıyorum. Yine kare şeklinde değişik şekiller ve matematik şekilleri, üçgenler, beşgenler, yıldızlar, konuşma şey baloncukları, çok güzel şimşekler falan çok güzel yardımcı olabilir bize. Geri alma tuşu, o ekranda yaptığım geri alma tuşu klavyede CTRL Z ile geri alıyorum. Burada doldur var. Mesela düz renk seçersek dolduru da boyamızı seçeriz. Ekranımızı. İki tane renk seçeneğimiz var. İstediğimizi seçip İkinci renge daha koyabiliriz. Sol tuşta mesela birinci renk sol tuştur. İkinci renk sağ tuş. Bunu istediğim şekilde ayarlayabiliriz. Boyamızı. Burada A şekli text olarak istediğimiz şekilde yazı yazmak istiyorsak resmimize ya da sayfamıza. Yine ayarla saydam ya da donuk. Saydam yaptığımızda resim
resim arkasında gözüksün ya da gözükmesin istiyorsak saydam. Ya da donuk yaptığımızda direkt resmin önüne de çıkar. Rengimizi burada seçebilirik şeyin. Silgimiz var yine. Boyutu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz silgimizin. Büyüteçimiz, ekranı büyütmek için. Burada bir renk çubuğumuz var. İsterseniz renk yelpazemiz de var. Burada istediğiniz rengin sayısına ulaşarak mesela kesleyerek istediğimiz rengi buraya renk olarak ekleyerek tamam dersek buraya üçüncü bir şey çubuğu açar ve o rengi sağ tuşla yaptığımızda o rengi bize verebilir. Yine silgimizden beyazı seçip silebiliriz. Silgimizin boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Eğer bir resim istiyorsak dediğim gibi buradan aç menüsünden istediğimiz resmi yapabiliriz veya daha kısa bir yol ekranda herhangi bir resme sağ tuşa tıklayarak birlikte aç dersek paint'i seçersek resminiz hemen paint'e şey olacaktır. Burada boyutunu biraz ayarlarsak resmimizin üzerinde mesela bir yeri kesmek istiyorsak burada seç şeyinden dikdörtgen seçin dersek bir bulutu seçmek istiyorsak bunu oradan keser ve arkası boş mavi beyaz kalır gördüğünüz gibi. Güzel bir özellik. Yine Photoshop'ta Photoshop kadar olmasa bile Photoshop'un özelliklerinden basit özelliklerinden yararlanabilir burada da çok. Eğer tabii ki geriye döndüğümüzde serbest biçimini de kesebiliriz. Mesela tam bir bulut istiyorsak eğer böyle elimizden seçip de o şekilde de kesebiliriz. CTRL Z ile geriye dönebilirik. Döndür de kullanabilirik. Mesela 90 derece döndürümüz var burada. İstersen döndürebilirik. Yine resmimizin üzerine fırçayla eklemek istediğimiz bir şey varsa fırçanın boyutunu mesela ya da burada sprey de var. Sprey de seçersek buradan spreyimizle spreyde kullanabiliriz. Veya daha ince bir şey yazı falan istiyorsak son olarak resmimizi kaydetmek istiyorsak burada yine araç çubuğundan kaydet ya da farklı kaydet diyerek buradan istediğimiz şekli istediğimiz formatta kaydedebiliriz. Tüm renkli 256 renk 24
64 bit JPEG, GIF, TIFF ya da PNG olarak böyle kaydet dediğimizde öyle bir şey varmış. Üstüne kaydettiğimizde ekranımızda gözükecektir. Bugünkü Paint dersimizde birlikte olduk. Herkese teşekkür ediyorum.